Merhabalar, hoş geldin. Geldik mutlak değerli eşitsizliklere. Şimdi eşitsizlikleri anlattık, mutlak değeri anlattık. Şimdi ikisinin de birlikte olduğu mutlak değerli eşitsizlikler alt başlığını anlatacağız. İki tane özellik vereceğim sana. İlkiyle başlayalım. Örneklerini çözüp hemen ikinciye geçeceğiz. Şimdi benim elimde x eleman herhangi bir reel, a eleman reel pozitif olmak üzere. Mutlak değer x küçüktür a ise x değeri eksi a ile a arasındadır diyen bir özellik var. Şimdi ben bunun mantığını kısaca anlatacağım ama sen aslında kabaca bu şekilde bilsen de olur, tamam mı? Ama ben şurada dilim döndüğünce bu özelliğin neden böyle olduğunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi benim burada sıfır noktam var, tamam mı? A değeri diyor ki büyüktür mutlak değer x'ten. Yani şunu anlatmaya çalışıyor sana. Bu a'nın sıfır olan uzaklığı x'in mutlak değer x'in sıfır olan uzaklığından daha fazladır diyor. Yani a buradaysa x değeri sıfıra daha yakındır diyor. Mutlak değer x değeri. Şimdi şöyle yorumlayacağız biz bunu. Eğer x pozitif bir sayıysa dışarıya nasıl çıkar? Olduğu gibi çıkar, değil mi? Yani durum buna döner. Bak, şu sağ tarafı biz aslında gösterdik. Ama x negatifse. Şimdi bizim burada aslında ilgilendiğimiz şey x'in olabileceği maksimum ve minimum değerler negatif olarak. Şimdi şöyle söyleyebilir miyim? Mesela a 5 ise x ne olabilir? En düşük -9,999 gibi bir değer olur. Dışarıya çıkar ve yine 5'ten küçük olur, değil mi? Peki sen şunu fark ettin mi? Bu -4,99'u ne belirliyor? Yine A'nın kendisi belirliyor. Şunu fark ettin o zaman sen. A'nın negatif değerini geçemiyor bu arkadaş. Yani burası eksi A'dır. Mesela ben eksi 5 olacak tabii ki örneğimize göre burası. Gidip buna eksi 6 veremiyorum. Çünkü mutlağın dışına çıkınca 6 küçüktür 5 oluyor, bozuluyor. Eksi 7 veremiyorum. Eksi 8 veremiyorum. Yani maksimum A'ya yaklaşırım. Yani şuraya yaklaşırım ama bunu geçemem. O zaman eksi taraftaysa ben şu gördüğümüz kurala uymak zorundayım ben. Eksi A ile A arasında olmak zorundadır x değeri. Yani bu mantığı çok fazla aklında tutamasan da şunu bilmen yeterli. Bak, şu bizim için çok önemli. Ne diyeceksin sen mutlak değer x küçüktür a gibi bir ifade gördüğün zaman? Hemen eksi a ile a arasındadır diyeceksin, tamam mı? Şu mantığı umarım anlatabilmişimdir. Unutursan aklına gelmesi için anlattım. Hemen onun üstünde bunu bir pratik edelim. Şimdi bak, diyor ki bana mutlak değer bir şey küçüktür 4 diyor. O zaman ben bu içerideki ifadenin eksi 4 ile 4 arasında olduğunu biliyorum, değil mi? Hemen yazayım bunu. 3x eksi 2 zaten buradan sonra senin için çocuk oyuncağı. Senin tek fark etmen gereken küçüktürü görünce bu ifadeye dönüştürebilmen. Tamam? Hadi gel yorumunu yapalım. Şimdi bu arada şunu da söylemek istiyorum. Biz küçüktür için verdik özelliği ama aynısı küçük eşittir için de geçerlidir. Bunu da unutma. Şunu sağa sola atacağım. Attım eksi 2'yi sol tarafa. Eksi 2. Küçüktür 3x. Küçüktür 6. Böl her tarafı 3'e. Eksi 2 bölü 3. Küçüktür x. Küçüktür 2. Benim tanım aralığım soruyor. Aslında sorunun geri kalanı bitti. Eksi 2 bölü 3 ile 2 aralığında, 2 açık aralığında benim tanım kümem vardır diyeceğim ben. Anlaştık mı bu soru için? Hemen ikincisini çözelim. 3 tane örneğim var sanırım burada. Evet. Hemen bunu çözelim. Bak. Sadece mutlak değer olacak bizim eşitsizliğimiz. O zaman şu kenardaki eşantiyonları ben bir yok edeyim hadi. At biri karşıya. 12. Şöyle 12 yazdım mı? Şimdi şuraya hadi bir daha yazayım aynen. X artı 3. Her iki tarafı 4'e böl. X artı 3. Küçüktür 3. Artık sen şunları biliyorsun. Hani bu eksi 1'i nasıl buraya attık? Bu 4'ü direkt nasıl böldük? Bunlar hakkında yorum yapmıyorum. Önceki videoda anlattık. Hemen şunu bir daha. Şimdi bu forma getirdikten sonra benim kuralıma uyuyor. O zaman ben ne diyeceğim? Küçüktür işaretini gördüm. 3 varsa eksi 3 küçüktür. X artı 3 küçüktür. 3 diyeceğim. At 3'ü her iki tarafa. Eksi 6 küçüktür x küçüktür 0 diyeceğim. Tanım aralığım ne oldu? Eksi 6'dan 0'a açık aralık oldu benim bu sorum için. Tamam, bunu da çözdük. Artık bu kuralın son örneğine gelelim. Bu da nedir? Direkt mutlak değeri vermiş. O zaman benim kuralıma uyuyor. Yapacağım başka bir şey yok. Eksi 10 küçüktür. Şöyle x artı 5 bölü 2 küçüktür 10. Tamam. Zaten bu forma getirdikten sonra dediğim gibi senin yapacağın iş çok basit. 2'yi her iki tarafla çarpıyorum. Eksi 20 küçüktür x artı 5 küçüktür 20.
At 5'i her iki tarafa. Eksi 25 küçüktür x küçüktür 15. Ne yaptı bizim tanım aralığımız, çözüm kümemiz? Eksi 25'ten şöyle yazarsa 15'e açık her ikisi de. Tamam mı? Bir zorluğu var mı? Bence yok. Sen bunu cayır cayır yaparsın. Bu örnek bitti mi? Bu örnek de bitti. O zaman gelelim yeni özelliğimize. Eşsizliklerde iki tane özellik vereceğim dedim. Birisi oydu, bir tanesi de bu. Az önceki şartlarımız geçerli. Eleman reel, a pozitif reel. Bu kez mutlak değer x büyüktür a ise x ya büyüktür a'dan ya küçüktür eksi a'dan demek istiyoruz. Bak bunun da mantığını anlatmaya çalışayım. Yine bir sıfır değerim var. Burada da bir a değerim var. Burada da bir eksi a değerim olsun. Bak burada diyor ki mutlak değer x a'dan büyük. Yani bu ne anlama geliyor? X'in sıfıra olan uzaklığı a'dan daha büyüktür diyor. Yani aslında x değerim şurada bir yerde. Değil mi? A'nın daha uzağında. Aynı zamanda nerede? Eksi a'nın uzağında. Çünkü bu a'nın da bir uzaklığı var sıfıra. Ve mutlak değer bundan da uzak olacak. O yüzden bu da eksi yönde bu tarafa düşecek. Yani benim x tanım aralığım neresi olacak? Eksi sonsuzdan eksi a'ya kadar. A'dan artı sonsuza kadar. Yani şu gördüğün sarı alanlara düşecek benim a'mın tanım aralığı. Özür dilerim. X'in tanım aralığı. Tamam mı? Anlatabildim mi bunu? Anlattığımı düşünüyorum. Hemen örneklerine geçeceğim. Örneklerde çok daha iyi anlayacaksın. Şimdi biz bu şekilde bir ifade istemiyorduk öncelikle. Ne istiyorduk? Sadece mutlak değer olsun ve eşitsizlik olsun. O zaman eksi 2'yi at karşıya. 4 çarpı 5 eksi x. Şöyle şurası mutlak değer. X büyüktür 12. Böylelikle ilk tarafı 4'e. Mutlak değer 5 eksi x büyüktür 3. Şimdi geldik büyüktür işaretini gördüğümüz için ne yapacağız? Ya 5 eksi x büyüktür 3'ten gerçekten ya da aynı 5 eksi x küçüktür eksi 3'ten diyeceğiz, tamam? Zaten buradan sonrasını yorumlayabiliyorsun. X'i attım, 3'ü sola attım. 2 büyüktür x, attım x'i, 8 küçüktür x. Hocam biz bugüne kadar eğer iki tane eşitsizlik elde etmişsek bunlardan bir tane birleştirip tek eşitsizlik yapıyorduk. Ama artık öyle değil. Yani artık öyle her zaman olmayacak maalesef. Bu kez iki tane eşitsizlik üstünde çalışacağız. Sıfır noktam var. Diyor ki x değeri, hatta şunu bir tık da şöyle yazayım. X küçük değil. X büyüktür 8 demek de değil mi bu aynı zamanda? Böyle daha kolay yorumlanır. Şimdi şurada bir 8 değeri var. Diyor ki x değeri ya bundan büyüktür sağa doğru. Aynen x burada var. Şunu da şöyle yazayım. X küçüktür 2. Burada da bir 2 değeri var. X küçüktür 2 diyor. Yani ya da buradadır. O zaman benim tanım aralığım şu değil midir? Şu gördüğün aralıktır benim tanım aralığım. Peki bu neye karşılık gelir? Şöyle nereye yazayım? Şuraya yazayım ya. Eksi sonsuzdan 2'ye kadar 2 dahil mi? Değil. Açık. Birleşim 8'den artı sonsuza kadar. İşte benim bu soru için cevabım budur bak. Artık bir şey, bu şekilde cevaplarla karşılaşacağız sıklıkla. Tamam mı? Bunu unutma. Mesela git dene. Bu arada 3, 4, 5 gibi bir sayı ver şuraya. Uymaz. Ama bu aralıklarda bir sayı ver. Uyacaktır. Tamam. Bu soruda anlaştığımızı düşünüp diğer soruya geçiyorum. Hadi bakalım. Bu kez farklı ne görüyorum ben? Büyüktür demiyor da büyük eşittir diyor. Fark eder mi? Fark etmez. Aynısı küçüktür için de geçerli. Söylemiştim. Sadece bildiğim şeyleri uygulayacağım. 2x eksi 3 dediğim ifade ya büyük eşittir 5'e. Aynı 2x eksi 3 ifadesi ya da küçük eşittir eksi 5'e. Tamam. Bunları çözümlemek senin için zor değil. Hemen çözümleyelim. Attım 3 eksi 3'ü karşıya. 2x büyüktür 8. Büyük eşittir 8. X büyük eşittir 4. Birinci denklem cepte mi? Tamam. Attım eksi 3'ü karşıya. 2x küçük eşittir eksi 2'den. X küçük eşittir eksi 1. İkinci denklemim de elde. Artık ne yapıyoruz biz? Bir sayı doğrusu çizip bunu şekil üzerinde görüyoruz. Sıfır değerimi koydum. Eksi 1'i koydum. Bir de ne var? 4 var diyor. 4'ü de koydum buraya. Ne diyor bize? İfade 4'ten büyük veya eşit. Yani bunun içi dolu ve sağ tarafa doğru gidiyor. Eksi 1'den küçük veya eşit. Yani eksi 1 de dolu veya küçük eşit. Yani şu ifade sola doğru gidiyor. O zaman benim değerlerim şu gördüğümüz çizgilerde. O da ne demektir? Eksi sonsuzdan gelir. Eksi 1'e kadar. Eksi 1'i köşeli yazıyorum. Sonsuzlar her zaman oval parantezde yazılır. Birleşim 4 dahil
virgül artı sonsuza kadar, o da oval parantez. Benim cevabım bu soru için budur. Çok merak ediyorsan bu aralık gerçekten gelmiyor diye mesela bir tanesini dene. 2 koyalım mı be? Gel 2'yi koyalım buraya. 2 kere 2 4. 4'ten 3 çıktı 1. 1 büyük eşit midir 5'e? Değildir. O zaman biz aslında doğru bir iş yapmışızdır diyeceğiz. Bu örnekle devam edelim. Şimdi bu örnekte şöyle bir şey yapmak istiyorum ben sana. Burada gördüğün, hani sana bir özellik söylemiştim. Kesirli durumdaysa ayırabiliyorduk. Yukarıdakilerde de yapabilirdik ama bunda paydada olduğu için, biraz farklı olduğu için ayırmak istedim. Şöyle yapalım. Ben bunu iki farklı mutlak değer içinde yazsam, yani mutlak 5 bölü mutlak değer x eksi 3 büyük eşittir 1 desem bir şey değişir mi? Değişmez. Yukarısı da 5'tir zaten. Yani bunun aslında 5 bölü mutlak değer x eksi 3 büyük eşittir 1 olduğunu anladık biz. Buradan şu yorumu yapabilir miyiz? Bir kesrin 1 veya 1'den daha büyük olması için şu olması gerekiyor. Payda kısmının en fazla paya eşit olması veya daha küçük olması gerekiyor. Çünkü mesela payda 6 olursa 5 bölü 6 1'e eşit veya büyük olmaz. Veya payda 7 olursa da aynı şekilde. O yüzden 5 olabilir veya daha küçük olabilir, değil mi? O zaman ben şunu şöyle söyleyebilirim. Mutlak değer x eksi 3 küçüktür veya eşittir 5'e. Doğru mu? Doğru. Şimdi şu ifade bizim sayfanın solundaki özelliğimize dönmedi mi? Döndü. Yani ben küçük eşittir'i görünce artık şunu yazmalıyım. Eksi 5 küçük eşittir x eksi 3 küçük eşittir 5. Buraya kadar getirince zaten soruyu da bitirmiş oluyoruz biz. Rengi değiştirelim. At eksi 3'ü sol tarafa. Eksi 2 küçük eşittir x küçük eşittir. Eksi 3'ü bir daha attım 8. Yani benim cevabım bu soru için aslında buymuş. Tamam mı? Bu şekilde çok daha pratik çözebiliriz. Ne yapar o da? Eksi 2 virgül 8 kapalı aralığı yapar. Bu soruda da anlaştığımızı düşünerekten aşağıya geliyorum. Denkleminin çözüm kümesi nedir diyor. Bu soruyu zaten anlamış bir insan 3 saniye içinde çözer. Burası nedir? Mutlak değer, değil mi? Buranın bana alabileceği minimum değeri söyler misin? 0 veya da 0'dan büyük sayılar. Yani bunun içi değil, sonucu her zaman pozitif. Ne diyor sana? Pozitif bir şey büyüktür eksi 5. O zaman burada alınabilecek sonsuz tane değer vardır diyebiliyor musun bana? Diyebilirsin. Çünkü sen x yerine ne koyarsan koy bu mutlak değer pozitif çıkacaktır ve eksi 5'ten her zaman büyük olacaktır. Tamam. Bunda da anlaştık. Şimdi bundan sonra bir tane daha özellik içeren bir video çekeceğiz. Ondan sonra birinci dereceden iki bilinmeyeni denklemlere geçiyoruz. Hadi gel diğer videoda mutlak değeri bitirelim artık.